siyasete geçelim mi? Geçelim. Barış, senle başlayalım. Neler oluyor iç siyasette? Demin az önce bir ipuçlarını verdin. AK Parti fokur fokur kaynıyor dedin. Nasıl kaynıyor? Ya AKP içindeki tartışmalar özellikle Süleyman Soylu ve Sedat Peker meselelerinin ortaya çıkmasından sonra daha da gün yüzüne çıktı. Bugün konuştuğum bir AKP'li bana şunu söyledi. Şu anda AKP'de de aktif görev yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi misyonunu doldurdu dedi. Aa. Tabii. Şu anda da bizim yayınımızı da izliyor. Misyonunu doldurdu. Biz dedi bu partiyi kurarken 3 üye ile çıkmıştık. İşte yasaklar, yolsuzluk vesaire. Bugün bırak dedi onların esamesinin okunmasını. Sokakta anlatacak bir sözümüz kalmadı. Ve biz dedi artık bu misyonun tamamlandığını görüyoruz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'a olan vefamızdan dolayı bunu çok fazla dillendirmiyoruz dedi. Şimdi belli ki AKP'nin içinde artık bu görüş yaygınlaşmaya başladı. Bunu nereden görüyoruz Gürkan? Partinin bir enerjisinin kalmadığını, tüm bu suçlamalar karşısında trollerin bile AKP'yi savunamayacak bir noktaya geldiklerini görüyoruz. Yani iş artık o boyuta geldi ki Sedat Peker'in fotomontajlı fotoğraflarını yayınlayıp onun üzerinden sevinç gösterisi yapan bir işte yakalandı, getiriliyor falan diye sevinç gösterisi yapan, bunlarla mutlu edilmeye çalışılan bir AKP tabanı var. Enis abinin işaret ettiği üzere bir kere para bitti. Zaten para bitti mi aşk biter. Para bitti, aşk bitti, yani çok basittir. Siz insanlara yeni bir hayat öyküsü sunamıyorsanız, bir vaat veremiyorsanız, her gün iç siyasette darbe üstüne darbe yiyorsanız, yumruk üstüne yumruk yiyorsanız ve abondane hale gelmişseniz, söyleyecek bir sözünüz kalmamışsa, bu sizin partinizin hakikaten de o AKP'li ismin söylediği üzere misyonunu tamamladığını gösteriyor. AKP içinde ciddi bir arayış var. Hem Süleyman Soylu'dan duyulan rahatsızlık, hem milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yüzünden gitgide etkisiz, yetkisiz hale gelmesi, milletvekillerinin bırakın bakanlara, bakan yardımcılarına bile ulaşamadığı bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi sen milletvekiliysen, örnek olarak veriyorum, Çankırı'ya gittiğinde, kahvehaneyi ziyarete gittiğinde yurttaş gelir der ki, bunu örnek olarak söylüyorum, ya bizim buranın hastanesi yetersiz kardeşim. Siz ne yaparsınız? Milletvekili olduğunuz için, iktidar milletvekili, hemen oradaki seçmeni ikna etmek için Sağlık Bakanı'nı ararsınız. Ya da hangi ilgili bakanı ararsınız. Fakat bakanlar iş dünyasından geldiği ve siyaset dünyasının içinde yetişmedikleri için milletvekilleriyle bu tür ilişkiler kurmuyorlar. Yani telefonla irtibat kurmaları ya da bir taleplerini dillendirebilmeleri mümkün olmuyor. Bu da AKP'deki enerjiyi gitgide daha da sönümlendiriyor. Bundan sonra daha da sönümlenecek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin topluma söyleyecek hiçbir sözünün kalmadığı ortada. Ha, burada muhalefet ne yapacak? Burada bence HDP'nin tutumu çok önemli. Selahattin Demirtaş geride bıraktığımız günlerde Duvar Gazetesi'ne verdiği röportajda kimse bizim oylarımızı çantada keklik saymasın dedi. Burada belli ki HDP Millet İttifakı'nın kendisiyle daha yakın ve daha açık bir ilişki kurmasını istiyor. Benim siyaset kulislerinden edindiğim bilgiye göre, konuştuğum HDP'lilerden de edindiğim izlenime göre, HDP Millet İttifakı eğer kendisine bir alan açmazsa, HDP ile bir görüntü vermezse, HDP'ye alan açmazsa, HDP'ye evet siyaseten alan açmazsa, çünkü Meral Akşener ısrarla HDP'nin ayrı bir adayı çıkartmasını istiyor. Kendi açısından haklı olabilir. Bu bağlamda HDP'nin yeni bir ittifak kurarak adını da Halk İttifakı koyacağı yönünde bazı iddialar Kimler var. Kimler olacak o ittifakta? Ya burada Türkiye İşçi Partisi olabilir. Emeğin Partisi olabilir. Sol Parti olabilir. Sol Parti gerçi HDP'yi bazı konularda eleştiriyor ama tüm bunlar bir araya gelerek bir sol ittifak ya da adına Halk İttifakı dedikleri bir ittifakı kurabilirler. Çünkü dün hem Mithat Sancar hem Pervin Buldan buna ilişkin ciddi mesajlar verdi. Bunu da muhalefetin iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de Enis abiye katılıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk seçimde mutlaka gidecek. Artık onun işaretlerini zaten sokakta görüyoruz. Ya herkesin Sedat Peker'i, herkesin Sezgin Baran Korkmaz'ı konuştuğu bir yerde insanlar
gidip neden hala Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy versinler? Ha şu an bir korku iklimi var. O korku ikliminden dolayı anketlerde biraz yüksek görünebilir. Ama şu çok açık ki Adalet ve Kalkınma Partisi bence çekirdek oylarının da gerisine gelmeye başladı. Bu bağlamda son söz şunu söyleyeyim, arkadaşlarımızın söz hakkından kesmeyeyim. Muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği önemli Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Benim kişisel görüşüm, her partinin birinci turda kendi adayıyla çıkması ve katılımı olabildiğince artırmasıdır. Eğer bu yapılırsa, seçim ikinci tura kalırsa muhalefetin en çok oy alan lideri zaten Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur ve tıpkı İsrail'de olduğu gibi bir iktidar değişimi de gerçekleşir. Çünkü toplum artık yoruldu Gürkan. AKP'yi taşımaktan yoruldu. Peki. İsmail Saymaz, siyaset